Haber soruyor da iyi akşamlar. Hayat Televizyonu Ankara Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz işçilerin sorularına her cumartesi gibi yanıt bulmaya çalışan programımız bu cumartesi de başlıyor. Onur Bakır'la birlikteyiz. Sorularımız üzerine konuşmaya ve tartışmaya başlayacağız. İyi akşamlar Onur. İyi akşamlar. Geçen hafta 1 Mayıs çağrısıyla bitirmiştik. Oradan başlayalım istersen. Nasıl güzel oldu değil mi? Ülkenin dört bir yanında kalabalık, kitlesel, coşkulu bir 1 Mayıs yaşadık. Tüm olumsuzluklara rağmen azından bu koşullarda Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs'ın kutlanması oldukça önemli ve değerli. 1 Mayıs emekçiler tüm tedirginliklere rağmen, tüm sıkıntılı koşullara rağmen 1 Mayıs'ta alanlara çıkıp taleplerini ifade ettiler. Dolayısıyla ne olursa olsun işçilerin, emekçilerin alanlardan ayağını eksik etmeyeceğini, kesmeyeceğini göstermesi bakımından da kritik bir 1 Mayıs'tı. Bir kez daha izleyicilerimizin 1 Mayıs'ını tebrik edelim. Evet, 1 Mayıs'ı kutlamış olalım bir kez daha. Şöyle demiştik ya bitirirken, çokça sorunla karşı karşıya işçi sınıfı, kiralık işçilik, kıdem tazminatı ve bir dolu sorundan bahsetmiştik. Bunun için de 1 Mayıs alanlarını doldurmak gerekir demiştik. Nitekim bu hafta kiralık işçilik çıktı değil mi? Apar topar büyük bir hızla. Bir gece yarısı operasyonuyla bir günde meclisten geçmiş oldu kiralık işçilik yasası. Aynen öyle. Sonuna doğru programımızın izleyicilerimize de duyurmuş olalım. Kiralık işçilik yasası üzerine konuşacağız. Evet. Başlarken Onur, Twitter, Facebook ve mail adreslerimizi her hafta olduğu gibi tekrar edeyim ben. İşçiler soruyor @gmail mail adresimiz. Twitter ve Facebook'a da işçiler soruyor yazarak işçi arkadaşlarımız şu andan itibaren de sorularını bize gönderebilir. İlk sorumuz Hıdır Çelik'ten Onur şöyle demiş. Belediye şirketinde sendikalı çalışan işçiyim. Toplu sözleşmede aynı grupta çalışan arkadaşlarımla farklı maaş alıyoruz. Aramızda vasıf eğitim farkı yok. Kıdem farkı var. Maaş farkından dolayı işvereni sendikayı mahkemeye verebilir miyiz? Evet. Bu vesileyle bir kez daha iş yasasının 5. maddesini, işverenin eşit davranma borcunu düzenleyen 5. maddesini anımsatalım. İşveren işçilere, aynı koşullardaki işçilere eşit davranmakla yükümlü, objektif bir neden olmadığı sürece ayrımcılık yapmamakla yükümlü. Bu ayrımcılık yapmama, eşit davranma kuralımız ücret bakımından da geçerli. Ama herkese aynı ücretin ödeneceği sonucuna varamıyoruz burada. Öyle bir eşitlik değil. Aynı kıdeme sahip, aynı ya da benzeri eğitim, mesleki beceri, vasıfa, göreve, unvana sahip işçilerin aynı ücretin ödenmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayalım. Şimdi izleyicimiz diyor ki aynı gruptayız. Şimdi toplu sözleşmelerde işçiler yaptıkları işlere göre belli gruplarda yer alırlar ve ücretleri her grubun ayrıdır, farklıdır. Evet. Aynı gruptayız diyor. Eğitim ve vasıf bakımından yaptığımız iş bakımından bir farklılık yok diyor ama kıdem farkı var diyor. Şimdi eğer örneğin 3 senelik bir işçi var, bir de 10 senelik bir işçi varsa, dediğim gibi diğer her şey aynı bile olsa kıdem farkından kaynaklı daha kıdemli olan, maaş daha eski olan, daha uzun süredir iş yerinde çalışmakta olan işçiye daha yüksek ücret ödenebilir. Bu iş yasasına aykırı değil. Hı hı. Toplu sözleşmeyle bu yönde bir düzenleme varsa ama dediğim gibi kıdem farkından kaynaklı bir ücret farklılığı varsa bunda yasaya aykırı bir durum söz konusu değil. İzleyicimiz dava açsa bile yasaya aykırı bir durum söz konusu olmadığı için davayı kaybedecektir. Ama bu vesileyle bir kez daha anımsatalım. Örneğin cinsiyet nedeniyle, örneğin aynı işi yapan, aynı durumdaki, vasıftaki iki işçi arasında bir erkek, biri kadın, iki işçi arasında sırf kadın olduğu için düşük ücret. Daha düşük ücret ödenemez. Örneğin kısmi süreli çalışanla tam süreli çalışan işçi arasında tam süreli çalışanın aldığı ücretin kısmi süreliye düşen kısmının ödenmesi gerekir. Onunla orantılı. Onunla orantılı ödenmesi gerekir. Hı-hı. Yani işte siyasi görüş, inanç, felsefi görüş ve benzeri mezhep, din, bu tür nedenlerle, işte ulusal etnik köken gibi nedenlerle işçiler arasında işveren ayrım yapamaz. Ama dediğimiz gibi kıdem farkı örneğin objektif olarak farklı ücret ödenmesini haklı kılan, bunu olanaklı kılan bir durum. Dolayısıyla iş yasasında bir aykırılık yok. Ama az evvel saydığım nedenlerle işçiler arasında ayrım ücret, yapılamaz, çalışma koşulları ve diğer konularda ayrım yapılıyorsa bu iş yasasının 5. maddesine aykırı olur. İşçi hem ayrımcılık tazminatı talep edebilir, hem de emsali olan işçiye hangi haklar sağlanıyor, hangi ücret ödeniyorsa kendi ve mahrum bırakıldığı kısım neyse onu da talep edebilir.
Evet, kıdem farkı sebebiyle ücret farkı olabilir diyoruz değil mi özetle izleyicimiz açısından. Sabri Yelken de Onur şöyle sormuş. Yargıtay'ın asıl işi yaptığımıza dair karar vermesine rağmen bizi kadroya vermeyen devlet yetkililerine dava açabilir miyiz? Bu konuda ne yapmamız gerekir? Evet. Bu bildiğimiz bir gerçek değil mi? Kadroya ilişkin kararlar var ve bunlar uygulanmıyor. Evet. Şimdi izleyicimiz asıl işi yaptığımıza dair karar demiş. Buradan hani bir muvazaa kararı olduğunu anlıyoruz. Bir kez daha anımsatalım muvazaanın ne olduğunu. İş yasasının ikinci maddesine göre eğer bir taşeron ilişkisi muvazaalı, muvazaa eski Arapça kökenli, eskiden beri hukuk dilinde kullanılan bir teknik tabir. Anlamı hileli hukuka aykırı, hileli işlem anlamına geliyor. Eğer taşeronluk ilişkisi iş yasasına aykırı bir biçimde kurulmuşsa, iş yasasındaki belirtilen kurallara aykırı bir biçimde taşeron işi çalıştırılıyorsa, muvazaa dediğimiz hileli taşeronluk ilişkisi söz konusuysa, bu müfettiş raporuyla ya da mahkeme kararıyla net bir şekilde tespit edilmişse, iş yasası diyor ki, muvazaa varsa işçiler, taşeron işçiler başlangıçtan itibaren yani işe ilk girdikleri tarihten itibaren asıl işverenin işçisi sayılır. Yani muvazaa varsa taşeronluk ilişkisi sona erer. İşçiler işe ilk girdikleri tarihten itibaren ve geleceğe yönelik olarak asıl işverenin işçisi haline gelir. Yani asıl işverenin işçisi sayılır demek, muvazaa kararı varsa taşeron ilişkisi zaten sona eriyor. İşçiler asıl işverenin işçisi haline geliyorlar. Doğal olarak da onların hak ve kesinlikle koşullarından faydalanması şimdi gerekiyor. Türkiye'de nasıl bir duruma karşı karşıyayız? Sayısız onlarca yüzlerce muvazaa kararımız var. Çok var evet. On binlerce işçinin asıl işverenin yani kamunun yani çalıştıkları taşeron şirket işçisi olarak çalıştıkları kamu kurum ya da kuruluşunun işçisi olduğunu tespit eden kesinleştiren kararlar. Asıl işveren burada hep devlet değil mi? Evet devlet. Yani şeyde özel sektörde de muvazaa olabiliyor ama çoğunlukla kamuda muvazaa kararlarını görüyoruz. Dolayısıyla artık mahkeme kararı kesinleştiğinde herhangi bir kadro işlemine gerek olmaksızın, başka bir işlem yapılması aranmaksızın mahkeme kararıyla zaten bu işçi arkadaşlarımız asıl işveren olan kamu kurum ya da kuruluşunun işçisi haline geliyorlar. Evet aslında geliyor. Yani zaten asıl işverenin işçisi sayılır demek hani buradaki saymaktan anlayacağımız şeyin kendisi asıl işverenin işçisi olur. Değil mi? Meali budur. Dolayısıyla herhangi bir kadro verilmesine, herhangi bir ek işlem yapılmasına gerek olmaz. Yargı kararıyla taşeron aradan çekilmiştir. İşçi asıl işverenin işçisi haline gelmiştir. Ama bu yargı kararları uygulanmıyor. Yani izleyicilerimiz haklı olarak kamu kurumları neye dayanıyor? Maliye Bakanlığı kadro vermedi. Ödenek yok diyor. İşte kadro yok. Kadro yok. Maliye Bakanlığı kadro vermedi, vize vermedi. Kararı uygulamıyor. Böyle bir şey yok. Yani kadro zor muvazaa kararı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararı varsa ayrıca Maliye Bakanlığı'ndan bir kadro alınmasına falan gerek yok. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise yargı kararının sonucu bu denli açık ve netse başka bir hiçbir işleme gerek olmaksızın yargı kararı uygulanır. İşçiler asıl işverenin sigorta kaydına geçirilir. Asıl taşeron artık sona erer. Asıl işverenin işçisi olarak çalışmaya devam eder. Ya bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü hükümet, bakanlıklar, kamu kurumları bu şekilde işçileri oyalıyorlar. Sanki yani eğer aksini düşünecek olursak bir ülkede mahkeme kararlarının uygulanması idarenin ayrıca bir işlem yapmasına tabi kılınırsa böyle şartlara, böyle kadro gibi, ödenek gibi şartlara bağlanırsa o zaman hukuk devlet olmaktan çıkar bir ülke. Yani mahkeme diyor ki bu budur diyor, bu kağıttır diyor. Bunun kağıt olmasını tasdik etmek için bir de Maliye Bakanlığı'dan evet bu kağıttır diye karar almamıza gerek yok. Yargı kararıyla bu ilişki kurulmuş oluyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Zaten mahkeme kararıyla asıl işverenin işçisi haline geldi arkadaşlarımız. Peki ne? Ama uygulamıyor. Hala taşeronda gözüküyor işçi. Çok değil mi böyle uygulamadıkları? Uyguladıkları karar yok. Karayolları hariç. Onu diyecektim. Karayolları evet. Hariç karayolları uygulamadılar. Hariç uygulanan karar yok. Ama karayolları da yıllarca kesinlikle uğraştı. Tam o noktada izleyicimiz ne yapabilir? İki şey yapabilir. Bir, karar uygulanmadığı için iş yasasının ikinci maddesi de asıl işverenin işçisi sayılır dediği için aynı karayollarındaki işçi arkadaşlarımızın yaptığı gibi kamu kurum ya da kuruluşunun kendi işçisini alıyorsa, kadrolu işçisini alıyorsa
kendi ücret ve mali haklarıyla kabul işinin aldığı ücret ve mali haklar arasındaki farkı talep edebilir dava yoluyla. Bunu yapmalı muhakkak. Tabii. Zaten bir, yargı kararı gereği çok kesinlikle açık. Zaten yargı ondan sonradaki farkı hesaplıyor, ödenmesine karar veriyor. Hı hı. Bu bir. İzleyicimiz diyor ki aslında çok güzel bir soru. Diyor ki yetkililere dava açabilir miyiz? Evet, bu kararları uygulamayanları ne yapacağız? Şimdi anayasanın 138. maddesi açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Yargı kararları geciktirilmek için uygulanır. Evet. Yargı kararlarını uygulamamak anayasayı ihlal etmektir. Evet, aynen öyle. Anayasayı ihlal çok ağır bir durum. Yani yasayı ihlal edersiniz ama anayasayı ihlal etmek başka bir şeydir. Anayasayı ihlal ediyor bu kamu kurum ve kuruluşları. Kararları uygulamayan, işleri taşeronla çalıştırmaya devam edenler ayrıca görevlerini kötüye kullanıyorlar. Evet. Hem anayasayı ihlalden hem görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunabilir. Ama ne yazık ki suç duyurusunda bulunulsa bile izne tabi olduğu için soruşturulması yargılanmaları büyük ihtimalle çıkmayabilir. Ya da yargı şu an bu kadar baskı altındayken bu konuda objektif bir karar vermeyebilir. Ama aslında tam da bu yolu denemek, zorlamak lazım. Türkiye eğer hukuk devleti ise karar neden uygulanmıyor? Tabii. Bunun hiçbir şeyi yok açıklaması. Peki uygulanmayanlar, bu kararları yaşama geçirmeyenler neden yargılanamıyor? Bunu özellikle yüksek sesle her yerde dile getirmekte yarar var. Anayasayı ihlal ediyorlar değil çok mi? Çok açık. Yani yargı kararını uygulamamak bu anlama geliyor. Bir ülkede yargı kararı uygulanmıyorsa o ülke hukuk devleti değildir. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkelerinden biri. İkinci maddede anayasanın değiştirilemeyen ikinci maddesinde Türkiye bir hukuk devletidir diyor. Hukuk devletlerinde de yargı kararları uygulanır. Aynen. Ayrıca bu evrensel bir hukuk kuralıdır. Kesinlikle. Ya. Dünyanın her yerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da buna atıf yapar. Bir de acaba aklıma geldi. Şu taşerona kadro söylentisi ve beklentisi de bunu bir hani yargı kararları gereği talep etmeyeceksiniz, bekleyeceksiniz gibi şeyler vardı ya daha tabii, önce konuştum. Tabii. Yani bu durumdaki arkadaşları da bir beklemeye herhalde. Şimdi Maliye Bakanı ne dedi? Dedi ki muvazzaf kararı olup o az evvel belirttiğimiz fark davalarını yani kadrolu işçiler. Onları istemeyeceksiniz dedi. Onun için dava açan işçilerden davalarından vazgeçmeleri istenilecek. Özel sözleşmeli personel olarak alınmaları için davalarından feragat etmeleri koşulu aranacak. Tamam. Yani hem da kararı uygulamıyorsunuz. Aynen. Hem kararın uygulanmadığı için dava açan, hakkını talep eden işçiyi ben seni alacağım. Ama dava ile ilgili hakları talep etmeyeceksin. Aynen öyle. Bunu da hatırlatmış olalım yani tekrar. Taylan Buğday'ın sorusuyla devam edelim Onur. O da demiş ki atanamamış beden eğitimi öğretmeniyim. Ne yazık ki kocaman bir atanamayan öğretmen gerçeği var bu ülkede. Halk Eğitim Merkezi'nde yılda 7-8 ay usta öğretici olarak çalışıyorum. Bizimle ilgili bilgi verir misiniz? Sizi takip ediyoruz ve seviyoruz. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerimizi buyurun. Sunalım. Tabii hani ataması yapılmayan öğretmenler dersek belki daha kavram olarak daha doğru bir kavram kullanmış oluruz. Çünkü eğitim fakültesinden mezun olan ya da diğer fakültelerden mezun olup formasyon hakkını alan öğretmen olmak için gerekli koşulları sağlamış olan herkesin kamuda öğretmen olarak atanması gerektiğini, bunu savunduğumuzu, atamanın yapılmamasının bir fecaat olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Aynen. Şimdi halk eğitim merkezlerinde ciddi sayıda kadrosu olmayan yani devlet memuru olmayan usta öğretici ve uzman çalışıyor. Daha evvel usta öğretici ve uzmanlar, kadrolu olmayanlar 4C yani devlet memurları yasasının 4. maddesinin C fıkrası geçici personel geçici olarak personel, çalıştırılıyorlardı. Evet. Şimdi geçici personel statüsü de kaldırıldı. Şu an halk eğitim merkezlerinde çalıştırılan usta öğretici ve uzmanların yasal olarak şudur, yani işçi değiller, memur değiller, sözleşmeli personel değiller. Belli değil statü. Ne oldukları belli değil. Çok güzelmiş. Yani az evvel konuştuk ya hukuk devletini. Hı-hı, evet. Şimdi anayasayı açıyoruz bakıyoruz. Asli ve sürekli kamu hizmetleri memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür evet, diyor. Evet onlar yürütür. Yani memur ya da diğer kamu görevlisi yani sözleşmeli personel ya da diğer kamu görevlisi. Yaygın eğitim, halk eğitim merkezleri yetişkin eğitim veren kurumlar. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamunun asli ve sürekli görevlerinden biri. Hı hı. Burada ya memur ya da diğer kamu görevlisi statülerinden birini işletmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki hiçbir yasal karşılığı olmayan bir şekilde yılda 8 ay, 9 ay hakları, ücretleri, güvenceleri, her şeyi
idarecilerin iki dudağının arasına terk edilmiş. Bu kadar kuralsız yani. Ne işçilik haklarından yararlanabiliyorlar, ne memurluk, ne kamu personel haklarından yararlanabiliyorlar. Yönetmelikle, çalışma usul esaslarıyla belirlenmiş ve son derece sınırlı haklar söz konusu. Bu çalışma ve istihdam biçiminin kendisinin de anayasaya ve devlet memurları yasasına aykırı olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Ve nasıl taşeron işçisi arkadaşlarımıza biz her programımızda hemen hemen ayrımsız, şartsız, koşulsuz kamuya güvenceli olarak, kadrolu olarak geçirilmelerini savunuyorsak, bu şekilde halk eğitim merkezlerinde çalıştırılan usta öğretici ve uzman arkadaşlarımızın da kamuya, kamu görevlisi olarak alınmalarını talep ettiğimizi, onların bu yöndeki taleplerine, mücadelelerine destek verdiğimizi vurgulayalım. Yani bu bir hukuk skandalıdır. Gerçekten öyle. Yani kamunun bu hizmete ihtiyacı varsa, ki var, çalıştırıyor değil mi bu insanları? Bu kadar karışık statüsü, hatta olmayana kadar değil mi, çalışma koşullarını ve şartlarını bu hale getirilmesi ya kabul edilebilir bir kanunla şey değil. Kanunla bile düzenlenmiyor. Yok, yönetmelikle. Hiçbir statüsü, yani hiçbir hakkı yok. Canı istediği zaman ertesi gün yönetmelik değişikliği yapar, haklarını değiştirir. Aynen öyle. Ne diyelim? Daha bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Türkan Kaya'nın sorusu da buna benzer. Daha önceki programlarda da gelmiş, toplum yararına çalışma programı ile ilgili bir soru sormuş. Demiş ki, ben toplum yararına çalışma programında işçiyim. 6 ay çalıştım. Dün sözleşmem bitti. Engelliyim. Çalışmaya ihtiyacım var. Ne yapacağım? İşte bu, yine buyur yani. Çok farklı bir durum söz konusu değil. İşkur'un uyguladığı toplum yararına çalışma programı geçici, güvencesiz bir İşte istihdam, uzun süre işsiz kalmasınlar, işte kamuoyunun ihtiyaç duyduğu, toplumun yararının görüldüğü belli işlerde, işte çevre düzenlemesinde, okullarda çalıştırılan arkadaşlarımız var. Bir yılda en fazla 9 ay süreyle çalıştırılabiliyorlar. Aynı kurumla toplam 18 ay süreyle bu programlara katılabiliyorlar. 6 ay çalışmış, ne yapacağım diyor. Ne yazık ki toplum yararına çalışma programı yine ne iş yasası ne devlet memuru yasasına tabi olmayan bir tür kurs gibi, bir tür geçici bir istihdam biçimi olarak düzenlendiği için yapabilecek ne yazık ki bir şey yok. En fazla bir yıl içinde 9 ay olduğu için 3 ay daha başka bir programa başvurup çalışabilir. Ya da bir sonraki yıl yeniden toplum yararına çalışma programına başvurup eğer koşulları sağlıyorsa çalıştırılabilir. Ama sürekli olarak istihdam zorunluluğu olan bir durum söz konusu değil. Oysa ki bunlar sürekli olarak istihdam gerektiren işler. Evet, yaptıkları işler böyle. Ama bunun yerine İşkur sanki ulufe dağıtırmış gibi, gerçekten sanki sadaka dağıtırmış gibi 6 ay, 3 ay, 5 ay, 9 ay çalıştırılıyor insanlar. Ve sözleşmeleri bittiklerinde de yenilenme zorunluluğu yok. Tam yıl çalışma zorunluluğu yok. Ve ne yazık ki bizim verebileceğimiz güzel bir haber de yok. Ne yazık ki, ne yazık ki. Yani tamamen yine... Yani son 6 ay çalıştığın, bir yıl içinde 3 ay daha hakkı var toplam 9 ay olduğu için. Ama sonraki sene yine başvurusunu yapabilir. Başvuracak, bekleyecek. Yapabileceği ne yazık ki başka bir şey yok. Çok acı yani, böyle cevap verirken biz de üzülüyoruz ama ne yazık ki durum, çalışma koşullarının ne kadar vahim olduğunu böylece bir kez daha görüyoruz. Yine benzer bir soru Onur. Tek Kanatlı Kuş isimli Twitter kullanıcısı. PTT'de idari hizmetli sözleşmeli olarak çalışan dağıtıcıların iş güvencesi var mı? Tanımı bile karışık. Evet. İdari hizmetli sözleşmeli çalışma. Evet. Dağıtıcı derken postacı arkadaşlarımız aslında. Şimdi 2013 yılında posta hizmetleri kanunu çıkarıldı. Hı hı. Ve PTT bir anonim şirket haline getirildi. Evet, değil mi? Bir şirket artık. Evet. PTT anonim şirket haline getirilirken PTT'de çalışacak, yani eski çalışanlar mevcut statülerini koruyabilirler ama yeni alınacaklar için şöyle bir tanım yapıldı. PTT personeli, burası önemli, 657 sayılı kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın, yani devlet memurları yasası ve diğer kanunlardaki sözleşmeli personel hükümlerine tabi olmaksızın İdari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir. İdari hizmet sözleşmesi. Ne demek bu? Böyle PTT kanunuyla yeni bir istihdam biçimi icat ettiler, gerçekten uydurdular. Gerçekten etmişler yani. İdari hizmet sözleşmeli ama bizim anladığımız sözleşmeli personel değil devlet memurları kanunu. Değil mi? Öyle bir şey değil bu. Kesinlikle değil. Nasıl peki? Kanun yönetmeliğe atıf yapıyor. Aslında bir kamu hizmeti olan postacılık hizmetini yürüten bu arkadaşlarımız idari hizmet sözleşmeli olarak ücret ve hakları, mali koşulları PTT yönetim kurulu tarafından belirlenerek çalıştırılıyor. Hı hı. Yani memurluktaki, kamu görevliliğindeki işte ünvan, derece ve ona göre ücretlendirme sistemi yok.
PTT Yönetim Kurulu neye karar verirse ücret, ikramiye ve diğer maliyatlarda bunlar ödeniyor. Şirket tabii değil mi? Şirkette gibi. Nasıl işler görüyorsa. Ama kamu hizmeti görülüyor orada. Posta, evet. Telgraf, dağıtım, posta hizmetleri görülüyor. Gerçekten öyle. Ve hani iş güvencen var mı diye sormuş. Ne yazık ki yok. Çünkü memur ya da diğer kanunlardaki sözleşmeli personel sayılmadığı için memurların zaten iş güvencesine zaten sahip değil ama diğer sözleşmeli personel iş güvencesine de sahip değil. PTT kanununda atıf yaptığı yönetmelikte diyor ki bir, A'dan P'ye kadar, P harfine kadar sıralamış. Bu işleri yaparsa sözleşmesi feshedilir. Yani idari hizmet sözleşmeli olanlar yıllık sözleşmeli çalışıyorlar. Ve sözleşmeleri devam ederken bu A'dan P'ye kadar sayılan yönetmelikte sayıyor, kanunda değil. Ki bunun olması gereken hani kamu yönetmelikle düzenlenir. Kamu personel hukukunda bu kanunla düzenlenir. Yönetmeliğe terk edilemez. Yönetmelikte A'dan P'ye kadar saymış. Bu halleri yapanın sözleşmesini direkt feshederim diyor. Bu bir. İş güvencesi bu anlamda yok. İkinci olarak. O bir yıl içinde bile yok. Bir yıl içinde yok. Bir her yılda sözleşmesinin yenilenmesi zorunluluğu yok. Diyor ki yönetmelik, altını söylüyorum kanun değil yönetmelik. Personelin ehliyetsizliği ve kifayetsizliği nedeniyle sözleşme yenilenmeyebiliyor. O ne demek gerçekten? İşte performans yetersizliği, idarecinin ondan hoşlanmaması. Tamamen keyfiyeti yani, bulmuşlar, evet, yani, sözcük bulmuşlar. Kamu personel hukukunda böylesi kavramlar, personelin ehliyetsizliği ve kifayetsizliği. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim, ondan sonra dava açılacak bize. Televizyona falan da evet değil yani, mi? Yani kifayetsiz, yani son derece sıkıntılı ve yakışıksız da bir ifade. Tabii ya, çok sinir bozucu. Evet gerçekten. Yani kötü söz sahibine aittir diyelim en azından. Hani bu nedenle sözleşmesi yenilenmeyebilecek. Ayrıca PTT'nin diyelim ki bir şubesinde çalışıyor. O şube kapatıldığında da sözleşmesi yenilenmeyebilecek. PTT daralmaya gitmeye karar verirse de sözleşmesi yenilenmeyebilecek. Yani bu arkadaşlarımız KPSS'ye giriyorlar, puan alıyorlar, buraya atanıyorlar. Ama yani kamu personeli nasıldır? Çalıştığı hizmet birimi kapatılsa bile başka bir yerde görevlendirilir. Hizmette istihdamda süreklilik vardır. Tabii öyle şey mi olur? Görevlendirildiği şube ya da dağıtım merkezi kapatılırsa, kapasitesi daraltılırsa yine sözleşmesi yenilenmeyebiliyor. Dolayısıyla ne yazık ki iş güvencesi yok. Ha bunun dışında eğer haksız bir şekilde sözleşmesi yenilenmediğini düşünüyorsa idari yargıda dava açabilir. İdari sözleşme dediği için. Bu hakkı var. İdari yargıda dava açma hakkı var. Ama dediğim gibi A'dan P'ye sözleşmeyi fesih nedeni ki devlet memurları kanundan apayrı nedenler koymuşlar. Neler koymuşlar oraya. Her şeyi ayrıca az evvel söylediğim gibi işte kapasitenin daralması, PTT hizmet birimlerinin kapatılması gibi nedenlerle de sözleşmeleri yenilenmeyebiliyor. Dolayısıyla aslında kamu hizmeti görüyor olacaklar. Ama ne yazık ki kamu personelinin iş güvencesinden yararlanamayacaklar. Bunun kendisi de devlet memurları yasasına ve bence anayasaya aykırı. Ama zaten şu ana kadar konuştuğumuz her şey bizzat hükümetin, devletin kendi anayasasını ve devlet memurları yasasını tanımaksızın yaptığı işler. Türkiye'deki hukuk devletinin durumu da ne yazık ki bu. Gerçekten Onur, çok korkunç bir çalışma sistemi anlattın. Hele en sonuncusu, ben dehşetle, herhalde izleyicilerimiz de öyledir. Çok korkunç yani, hani bunun adı bir çalışma ilişkisi, iş ilişkisi değil, kölelik yani kurdukları şey. Ve bir de bir yasa geçirdiler değil mi yani? Hani bütün bu çalışma koşulları. Bütün bu yetmezmiş gibi. Değil mi? Yani programın başından beri sorulara bak değil mi? Hani kadromuz var mı? Güvencemiz yok. 6 ay çalıştırılıyorum, ne yapacağım gibi sorular geliyor. Şimdi bu hafta bir de kiralık işçilik denen bir şeyi çıkarttılar. Biraz konuşalım. Ne çıkarttı Onur bunlar? Nedir bu kiralık işçilik özetle başlıklarıyla? Özetle şu. Zaten özel istihdam büroları vardı Türkiye'de. Ama işçi kiralama yetkisi yoktu. Özel istihdam büroları ve sermaye örgütleri uzunca bir süredir işçi kiralama yetkisinin verilmesi için baskı yapıyorlardı. Ve AKP hükümeti de adını da söyleyelim. Onlar çıkardı. Onların oylarıyla çıktı. Kiralık, özel istihdam bürolarının işverenlere işçi kiralayabilmesine olanak sağlayan bir yasayı geçtiğimiz hafta meclisten geçirdi. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Ne olacak? Üç ayaklı bir yapıdan bahsediyoruz. Bir tarafta işçi, bir tarafta özel istihdam bürosu, bir tarafta işveren. Evet. İşveren işçi istihdam etmeyecek burada. İşçi gidecek, özel istihdam bürosunun işçisi olacak. Özel istihdam bürosu gidecek, işverenle anlaşma yapacak.
İşçi işveren için çalışacak. Özel İstihdam Bürosu işçi işverene kiralayacak. Ama işveren işçi ücret ödemeyecek. İşveren Özel İstihdam Bürosu'na hizmet bedeli ödeyecek. Özel İstihdam Bürosu işçiye ücret ödeyecek ve ayrıca sigorta primi yatıracak. Yani işçi kendi çalıştığı işverenin işçisi olmayacak. Özel İstihdam Bürosu'nun, özel bir şirketin işçisi olacak. İşveren Özel İstihdam Bürosu'na ödeme yapacak. Özel İstihdam Bürosu oradan kendi kar payını alacak. Değil mi? İşçiye verecek. İşçiye istediğini ardından asgari ücretten az olmamak koşuluyla ödeyebilecek. Yani bizzat işçiyi belli bir süreyle bir işverene kiralayacak. Adeta alınır, satılır bir mal gibi. Satıyorlar değil mi? Aynen, bir kiralama yöntemi. Çok korkunç bir şey yani, bu. Nasıl bir işte diyelim ki bir forklift, bir iş makinesi kiralanır ya. Araç. Aynı bu şekilde işçi Özel İstihdam Bürosu'nun işçisi. Özel İstihdam Bürosu 3 ay bu işverene, 3 ay şu işverene, 3 ay diğer işverene kiralayabilecek. Peki ne olacak? Özel İstihdam Bürosu'nda çalışan işçilerin gidecek Özel İstihdam Bürosu'yla bir iş sözleşmesi yapacak. Hı hı. Ama Özel İstihdam Bürosu işçiyi sadece kiraladığı dönem için ücret ödeyecek. Hı. Yani gitti işçi, sözleşme yaptı. Özel İstihdam Bürosu. Özel İstihdam Bürosu'nun işçisi oldu. 3 ay boyunca yasada da son dakika geçirdikleri bir düzenlemeyle Özel İstihdam Bürosu 3 ay boyunca işçiyi kiralamak mevcutiyetinde değil. 3 ay işçi bekleyecek. Bu dönemde ne ücreti olacak ne sigorta primi olacak. Ancak 3 ay geçtikten sonra işçi Özel İstihdam Bürosu'ndan ayrılabilecek. Ama 3 ay, her seferinde 3 ay kiralamayı bekleyecek. Sonra kiralandığında diyelim ki bir süpermarket kasiyer olarak kiralandı. Süpermarketin kendi işçisi 2000 lira alıyorsa, örneğin sendikalı top sözleşmesi var, ikramiyesi var. Özel İstihdam Bürosu kiraladığı işçiye 1000 lira ödeyebilecek. Evet Onur, daha bunu epey konu. Aynı işi yapan işçiler arasında farklılık olacak ve bir kölelik, işçilerin alınıp satıldığı bir kölelik rejimi Türkiye'de yaşamak gerçekten geçecek. Gerçekten öyle. Keşke süremiz olsa ve bunu biraz daha konuşabilsek ama arkadaşlarımız artık toparlamamız gerektiğini söylüyor. Şöyle yapalım, bir sonraki program izleyicilerimiz de belki sorularını gönderirse kiralık işçilikle başlayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, İşçiler Soruyor'un bu cumartesi de sonuna geldik. Bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Sorularını, bütün işçi arkadaşlarımızın sorularını beklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. İyi akşamlar.